Gaziantep'e özgü tatlılar nasıl hazırlanıyor? Baklava ustası Reşit Usta'nın atölyesine konuk oluyoruz bu hafta. İngiltere'nin başkenti Londra, Londra'nın kuzeyi Pondersend bölgesindeyiz. Şehri Antep burası. Değil mi efendim? Gaziantepli Reşit Karakurt bizlerle birlikte. Kendisi baklava ustası ve uzun zamandır da bir süredir de bu işletmeyi yürütüyor. Aslında Londralıların gözdesi değil mi burası? Çünkü biz daha önceden başkalarıyla da konuşmuştuk. Böyle baklava bulamıyoruz diyorlar ama biz o buradaki lezzetlerin sırrını konuşacağız ama dilerseniz önce Reşit Usta'yı tanıyalım. Reşit Usta kimdir? Ne kadar süredir Londra'da? Kimdir? Evet. İsim Reşit Karakurt, Gaziantep doğumluyum. 2007'den beri bu ülkedeyim. 2015'e kadar belli firmalarda çalıştım. Ondan sonra kendi yerimizi açtık. Yani kendi yerimi açtım. Hani bir sloganımız vardı. Üstün kalite, geleneksel lezzet diye. Aslında geleneksel lezzet diyorsunuz ama bunu tutturması zor değil mi? Bu geleneksel lezzet başka tabii bir şey. Bu hem ustalık gerektiriyor, malzeme gerektiriyor. Fıstığımızı, unumuzu, yani Türkiye'de gelebilecek, yani yasal olarak gelebilecek bütün ürünleri getirebiliyoruz. Yöresinden getiriyorsunuz herhalde değil mi? Tabii. Mesela Antep'ten getiriyoruz fıstığı. Birinci sınıf boz fıstığımızı. Nişasta olsun. Antep unu, özellikle baklavalık un var. Antep'te özellikle oluyor. Onu getiriyoruz. Diğer ürünlerimizi de burada bulabiliyoruz yani. Ama geleneksel lezzet derken tabii ki o yörenin malzemesi geldiği zaman o tadı da tabii ki sizin kendi el lezzetinizde bir başka herhalde değil mi? Onun da bir etkisi vardır. Tabii ki 25 senedir bu iş, 20 hatta 26 yıldır bu işin içindeyim. Gaziantep'te mi yapıyordunuz daha önce? Daha önce Gaziantep'te yaptım. Türkiye'nin belli bölgelerinde de yaptım. Yani son 4 yılda kendi iş yerimde yapıyorum. Yani bu işin sırrı mesleğini seveceksin, işini seveceksin. Başka bir çaresi, başka bir şey yok yani. Aslında yaptığın işi sevdiğiniz zaman onu hoşunuza gidiyor değil mi? O zaman keyifle yapıyorsun. Yaparken keyif alıyorsun. Şimdi yaptığın işte keyif alırsan ödüllendirmezse zaten müşteri veriyor. Ha adam şimdi geliyor, herhangi bir müşteri gelip de ya çok güzel bir tatlınız var, ben bunu hiçbir yerde yemedim dediğiniz zaman zaten yetiyor. Biliyorsunuz ki doğru bir yoldasınız. Efendim biz önümüzdeki günlerde ekranlara buradaki lezzetlerin sırrını, tamamını vermesek de en azından hazırlanışını ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle burada kadayıf mı? Baklava başka? Biz de biraz da ürünlerimize bahsedelim. Bütün baklava çeşitleri yapıyoruz. Çok tatlı da hani ilk Londra'da ilk biz yaptık. Bu midye baklava olsun. Şu an yeni bir çeşidimiz var. Mendil diye bir çeşidimiz var. Hatta Ramazan'a özel. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Evet. Güllaç tatlımızı da yapıyoruz. Başka diyeyim burma kadayıf. Kadayıf çeşitlerimiz 5-6 çeşitle sınırlı şu an. Burma kadayıf, blüriye, sultaniye, künefe. Hatta gün içinde İstediğiniz zaman künefe veya Antep katmeri servisimizde bulunuyor, sıcak servis. Katmer önemli değil mi? Burada herhalde buradan başka bir yerde yok. Antep deyince zaten Antep katmeri, adı üstünde Antep katmeri. Başka yerler yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama açtığımızdan beri yapıyoruz biz. Bayağı da tutuldu yani. Bayağı da millet beğeniyor. Artı pasta dolabımız var. Tam o pasta kısmına gelecektim. Pastalar da özel burada çünkü ustanız da Türkiye'den geldi değil mi? Özel bir usta. İyi geldi Coşkun abi, Coşkun usta. Zaten kendisinde 30 yıllık bir tecrübesi var. Yaş pasta üzerine farklı pastalar yapıyor. Evet. Zaten kuru pasta bölümümüz de var. Bunu değişik bir konsept yapıyoruz yani. Homemade diyelim yani ev türü kuru pastalar yapıyoruz. Pasta ne kuru pastası değil de daha çok böyle evde yapılan homemade dediğimiz tarz kuru pastalara yöneldik. Daha tutuldu. İnsanlar çünkü artık bu standart şeyleri sevmiyorlar. Evde yapılan tadı, evde yapılmış gibi görüntüsü de lezzeti de ona olduğu zaman ilgi de alaka da ona göre oluyor tabii ki. Efendim onun dışında dedik ki birçok farklı baklava burada bulmanız mümkün. Onun dışında farklı tatlılar da var. Bir de Ramazan ayındayız. Önümüzdeki günlerde de Şeker Bayramı'nı kutlayacağız. Evet, bizim tamam. için özel değil mi? Bu tarz o zaman baklavaya daha çok ihtiyaç oluyor. Kendi topluluğumuzda çoğu evi ziyaret edeceğiz. Tatlımızla, kutumuzla. Hani herkesin bizden memnun olması lazım. İnsanlar gün sonunda emeğinin karşılığını gelip de bir şeyler alıyorsa hani onun tadı almalı lazım. Onu vermemiz lazım. Ben ve ekip arkadaşlarım zaten bunun için çalışıyoruz. Yani bu tek bana ait değildir. Artı bir de
Perde arkasında arkadaşlar vardır. Ekip arkadaşım, ekip ruhu. Zaten 3,5 senedir açacağız. Hemen hemen ilk açtığımızdan beri aynı arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Hani burada bir aile ortamı. Zaten büyük bence başarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de o. Hani herkes burayı kendi gibi benimsediği için eline gelen her şey, herkes eline gelen en fazlasını yapmaya çalışıyor. Söylemiş olduğumuz gibi efendim biz önümüzdeki günlerde yine mutfakta olacağız. Detayları çekeceğiz. Birkaç görüntü çektik ama hazırlanışını mutlaka usta ile birlikte yapacağız. Son olarak Reşit Ustam sizi nasıl bulabilirler? Edmonton'dayız, Pondersent'teyiz dedik ama. Şu an zaten Ramazan ayındayız. Öncelikle bütün Müslüman alemin Ramazan'ı mübarek olsun diyelim. Sofralar şu aralar tatlımız gidiyor. Çok sofrada tatlımız bulunuyor. İftar sofralarında değil mi? Sofralarında evet. Yerimiz Pondersent Enfield bölgesindedir. Kuzey Londra. 254 High Street, EM3 4HB, telefon numaramız 0208 804 0000. Sosyal medya sayfalarımız da var. Şehri Antep Facebook, Şehri Antep Instagram. Bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızı görmüş olursunuz.